beyaz akciğer sendromu, mikoplasma pneumonia, adı verilen bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu, akciğerlerde ciddi iltihaplanmalara yol açarak solunum yetmezliğine ve ölümlere yol açabilen bir zatüre türüdür. Bu durum, akciğerlerin normal işlevlerini yerine getirirken zorlanmasına ve oksijen alışverişinin zorlaşmasına neden olur. Son 4 yıl boyunca mikoplasma enfeksiyonlarının sayısı son derece az görüldü. Bu nedenle bağışıklık kazanmamış bir grup çocuk olduğu için, bu kış ayında ağır akciğer enfeksiyonları ve tedaviye dirençli hatta ölüme yol açabilen beyaz akciğer sendromu görülebilir. Beyaz akciğer sendromu şu belirtilerle kendisini gösterir: öksürük, balgam, nefes darlığı, ateş ve titreme, göğüs bölgesinde ağrı, yorgunluk. Beyaz akciğer sendromu genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, özellikle yaşlılar ve çocuklarda daha ciddi olabilir. Beyaz akciğer sendromu yaşayan kişilerde Özellikle yüksek risk gruplarında olanlarda tedavi öncesi ve süresince hastalığın ciddiyetine göre aşağıdakiler gibi bazı komplikasyonlar yaşanabilir. Kan dolaşımındaki bakteriler, bakteremi, nefes almada güçlük, akciğer çevresinde sıvı birikimi, plevral efüzyon, akciğer absesi. Bu komplikasyonlar nadir görülmelerine karşın, karşılaşılabilecek komplikasyonlardır. Herhangi biri oluşmaya başladı ya da oluştuysa mutlaka doktorunuza başvurun. Beyaz akciğer sendromu genellikle antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabilir. Tedaviye başlandıktan sonra genellikle birkaç gün içinde belirgin bir iyileşme sağlanır. Ancak tam iyileşme antibiyotik tedavisi tamamlandıktan sonra da devam edebilir ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.